Alanya'dan selamlar. Hayırlı sabahlar biz yine. Sabah yürüyüşüne çıktık. Hava biraz bulutlu ama yine de çok güzel. Sabah 5'te hep saatimizi kuruyoruz. Aslan ile Nala rahat bir şekilde yürüyüşlerini yapabilmesi için. İşte bugün de termosumuzu da aldık. Kahvemizi de yaptık sabahtan. Selçuk sağ olsun şimdi kahvemizi koyuyor. Günaydın arkadaşlar. Küçük bir macera yaşadık. Evet. Sen anlatmak ister misin Tuğba, yoksa ben mi anlatayım? Sen anlatabilirsin. Tamam. Şimdi köydeki, yani buraya gelişimizin son evde dışarıda hep böyle bir küçük köpek var. Aslan ona bir şey yapmıyor. İçeride de bir tane kapalı alanda da bir tane de böyle bir yani böyle küçük boyutta böyle bir köpek var. Ve bir günde o köpek serbestti. Dışarıya, yola doğru geldi. Aslan'a tabii o köpeği ilk defa gördü. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Daha önceden görmemişti değil mi? Öbür köpeği hayır. Serbestti. Ondan sonra tanıştılar. Gel yanıma otur istersen, şöyle kurayım. Hı-hı. Şöyle taşa oturmak ister misin? Tabii ki oradaki ev sahipleri de yatıyorlardı. Çünkü sabah daha şu an 6 gibi arkadaşlar. Şöyle gözüküyor muyum? Şöyle yapalım. Evet. 6 gibiydi. Ondan sonra Aslan da o köpeği takip etti. Aslan o köpeği takip etti. Ve orada da tabii ki tavuk kümesleri vardı. Aslan da tavukları gördüğü zaman zaten çıldırdı. Ama kapalı alanlardaydı zaten. Ama evet, o kümeslerin kapısı da açıktı. Ama tavukların kümesi de o alana kapı da açıktı. Aslan da içeri girdi. Kümeslerin etrafında dolandı. Ben de böyle sesleri duydum tavukların. Dedim tavukları şimdi boğuyor. Şimdi yine komşularından başımız belaya girecek. Tövbe. Tavukların kümeslerin kapısı kapalıydı. Hemen aşağı koştum. Aslanı bağladım. Hemen böyle geri çektim. Tabii ki komşular ayağa kalktı. Camdan böyle bağırıyorlar. Köpeğini tut. Buradan yürüme. Köyün öbür tarafından yürü. En güzel yol burası kardeşim ya. Öbür tarafta hep böyle şöyle yokuşlar var. Yürülmez yani. Bir de gezinecek alan da değil. Mesela burası ormanlık, boş araziler var. Ada var. Çok güzel değil mi burası? Evet. Ve geçtiğimizde şey dedim yani. Bir şey olmaz. Her gün oradan geçiyoruz. Her gün yani. Bir baktım kapı açık ve sesler geliyor. Tavukların. Eyvah. Dedim başım belaya girecek. Şimdi bu arada arkadaşlar, ben bizim kapının önüne küçük bir tavuk kümesi yapmaya niyetliyim. Aslanı alıştırmalıyım. Mecbur. Mecbur alıştırmalıyım ki böyle bir horoz, birkaç tane de tavuk alacağız. Onların kümesinin içinde böyle alışacak. Onlar normal. Bırak onları yani. İşte kedileri alışamadı halen aslan. İnşallah tavukları alışır. Yani Allah'tan ümit kesilmez diyelim şimdi bu konuda. Alıştırmalıyız. Ama tavuklar da panik yapıyor. Koşuyorlar kümeste, bağırıyorlar, ediyorlar. Aslan da heyecanlanıyor. Normal, doğal bir şey. Ama işte komşular baya böyle bağırdı, çağırdı. Birinci kattan, ikinci kattan böyle müstakil bir evdi. Ama onlar da haklı tabii. Onlar da kendilerine göre haklı ama... Kaldırdık onları. Ya sabah 6'da millet yatıyordu. İşin kötü tarafı... Günaydın. Günaydın. İşin kötü tarafı onunla... Ben dedim beyefendi dedim, hiçbir şey yok dedim. Her şey yolunda. Günaydın. Yani her gün geçiyoruz ya, hiç sıkıntı olmuyor. Ama kapılarını açık bıraktığın zaman sıkıntı çekersin. Çünkü senin arazindeki köpek çıkarsa benim köpeğin yanına... Benim köpek de onu koklamaya gider. Ama o köpek
Aslandan küçüktü. Yani boy olarak da hemen zaten itaat etti. Ben senden oynamak istiyorum falan yaptı. Aslan da bir şey yapmadı. Yani aslana dik gelmediği sürece şu an öyle bir terslik yaşamadık değil mi köpeklerle? Yani orada birkaç tanesi böyle diklenmişti. Bundan böyle bir iki hafta önce. Onlarla böyle hafifçe boğuştu. O da gayet normal yani. İstemiyoruz olsun. Ama sosyal işte, bir köpek. Aslanın çok yani, sosyal yönleri var. Aynen böyle anlayışlı böyle yani evet. Şimdi böyle bir köpek ona bir şey yapmadığı sürece aslan da bir şey yapmıyor. Oynan koşuyorlar şu an arkada. Bir şey yapmıyor. Yani o huyu da çok güzel. Yani bu şekilde rahatla gezebiliyorum. Dışarıda misal köyde geri dönüşümüzde hep bu saatte normalde keçiler de dışarıda. Keçilerin yanına da gidiyor. Orada da keçi yani sürünün başında yani küçük sürü işte. Küçük birkaç da 20-30 tane keçimini o civarda bir şey. Bir bayan var. Geçen de Tuğba oradan yürüyüşünde kadın ne yapmıştı aslana? Taş attı. Taş aldı. Taş aslana attı. Yani şimdi kangal köpeğine taş atıyorsun. Ya dedim gözünü seveyim şimdi köpeği kızdıracaksın. Ben de sakin kalım. Yapmayın lütfen hanımefendi. Atmayın taşla. O benim köpeğim. Atmayın. Yürüdüm ama hani geçsin diye. Ya korkuyorlar. Köylüler normal. Ya ama şimdi yani. Hepsi korkmuyor ama bazıları da korkabilir. Gayet normal. Saygı da duymalıyız. Taş aynen. Atmasını tabii ki onaylamıyorum. Ama çabucak geçiyor oradan gidiyoruz diye. Ya işte burada da değmesin diye millet de. İşte insan köylülerde bizim ya bu iki tane kangalcılar falan diye olarak artık tanıyorlar burada. Baraj bölümünde. Herkese tabii ki çünkü biz yerlisi olmadığımız için herkese tabii ki saygılı bir çerçevede iyi olmaya da bakmaya da bakıyoruz. Ve anlayışla da karşılamaya da bakıyoruz. İşte. Ya şimdi senin dediğin gibi yani şimdi köylüler, yerliler biz dışarıdan geldik. Değil mi? Şimdi yani onların bize hemen böyle kabullenmemesi normal olabilir. Evet. Olabilir. Bence normal değil ama onların gözünde demek ki normal. Yani sonuçta buraya köye gelmişsin, hoş geldin falan filan yani daha güzel bir ortam olur. Çünkü sonuçta insanlar köyden hani gidiyorlar. Biz ise köy bölümüne yani mahalleye geldik. Yani köy ortamını ben sevdiğim için. Yani biz... Ama sağ olsun bize çok iyi davranıyorlar. Ya şu an hani hemen yakın çevremizde komşularla tanıştık. Hepsi evet, ballar falan. Köpeklerden yani onlar da belki ballar ama şimdi işte bu tarz tanışmamız yani tatlı olmadı. Ama tatsızlık da yaşanmadı. Yani o da güzeldi. Yani hayvanlarına zarar vermedi bizimkiler. İşte aslan yani maalesef yani bir çiftliğimiz olmadığı için bir tavuklu mavuklu yani keçili falanlı filandı. Köpek küçük yaşta yani belirli hayvanları görmedi. Ondan dolayı da görmediği için de onlara karşı av hissi oluşuyor. Yani tavuk koştuğu zaman hemen bu av hissi hemen köpekte hemen oluşuyor. Peşinden koşuyor. Gayet normal. Ama misal köydeki köpekleri gördüğün zaman kangal köpekleri misal hani yanında tavuk olan, ben ne bileyim culuzlar olan, koyun, keçi, büyükbaş, küçükbaş olan kangallar hayvanlara bir şey yapmıyor. Çünkü biliyor ki onlarla beraber arkadaşız. Hani kurt, ayı falan geldiği zaman ya da yaban domuzu her neyse zarar vermeksiz zaman biz bütün bütün kangallar bizim hayvanlarımızı koruruz. Ama şimdi öyle bir duygu %100 aslanda yok. Misal Nala'da kedilerle beraber yani küçük yaşta beraber olduğu için kedilere bir şey yapmıyor. Bu çok güzel. Aslanda orada işte kedilerimiz... Zahara da mesela onu da hemen alıştırırız. Hem kedilerle hem tavuk kümesinin içine sokacağım. İçine bırakacağım. Aynen. Zahara'yı da önümüzdeki hafta arkadaşlar alacağım. Çok güzel söyledin. Onu direkt ben hem kedilerin yanına tekrardan atacağım. Hani Nala'da yaptığım gibi. Nala'ya böyle bir Nala'nın şey küçük bir kafesi vardı böyle. Hatırlarsınız ismini ben şu an unuttum. Sadece böyle etrafı çevrili bir demirden bir kafes. Kedileri içine atıyordum. Mesela beyaz kedimiz Sezar çıkamadığı için Nala da gidip onu yalıyordu.
Diğeri böyle azıcık büyük olduğunca ikide bir kaçıyordum. Ben onu ikide bir atıyordum. Bu seferinde Zahra'yı getirdiğimde üstlerini de kapatacağım. İki kedi de çıkamayacak. Köpeklerine alışacak. Kalacaklar. Böyle ben onları böyle bir 15-20 dakika günde birkaç defa bırakıyordum ki birbirlerini koklaşsınlar. Yani kokusunu alsın, alışsın birbirine. Ya bu şekilde birbirini alıştırdım. Sonra çocuklar okula gittiği zaman tekrar kedileri kafeslerine koyup Aslan yanına koyacağım yukarıda. Alıştırmalıyız. Yani böyle biz bir aileyiz. Bir hareketi Aslan çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evden içeri girmiyor. 10 numara. Geçen bir denemiştim. Kediler vardı evin içinde ve tam kediler şu an işi biliyorlar arkadaş. Hani böyle sanki böyle büyü yapmış gibi böyle bir ortam var ya, böyle çember yaparsın etrafına, böyle kötü enerjiler girmez. Kediler de böyle kapının bu tarafında duruyor. Biliyor ki köpek içeri girmez. Aslan da kapının önünde bekliyor ki kediler çıksın. Yani ben içeri giremem. Aslan böyle zincirinden tuttum. Ondan sonra içeri çekmeye çalıştım böyle kedilerin içine. Aslan böyle kendini böyle geri geri tutuyor. Böyle içeri girmem yasak. Çünkü sen bana izin vermedin. Biliyor. Sen o hareketi görmüştün mü Görmedim ben? Denemiştim böyle. Çok hoşuma gitti. Dedim tamam dedim, bu kapı açık olsa aslana izin vermediği sürece evin içine girmez. Nala maşallah yani çavuş. Kapı açık olduğu zaman giriyor, kedilerinden koklaşıyor. Hatta kedilerin yemeğine böyle girişmeye çalışıyor. Kızıyorum, çık dışarı. Ondan sonra çıkıyor. Evet, şu an onlar arkaya doğru yürüyorlar. Biz de şu an Tuğba, bir şey söylemek ister misin daha? Ben de geçen yemek kaplarını almak için kendi alanlardan kapımızı kapatmıştım, ev kapımızı. Köpekler de önünde duruyorlardı. Alandan kaplarını aldım, bir baktım kapımız açılmış. Evin kapısı mı? Evin kapısı böyle açıktı böyle. Bir baktım Aslan da önünde ve Nale ile beraber duruyor, bekliyorlar. Ne Dedim güzel. aferin size ya, ne güzel, ne akıllı köpeklersiniz. Aynen. Şimdi İyi ki girmediler. bir de güzel olan tarafları, yani biz köpekleri belirli şekilde eğitmek de istiyoruz. Yani ne yönden? Yani yanımızda yürüyor. Şu an mesela ta arkadalar arkadaşlar. Yani belki 100-200 metre ilerideler. Geziyorlar orada ikisi de. Biz de buradayız. Şu an adanın başında. Yani bu da güzel, böyle serbest sürüyorlar. Ama biz yürüdüğümüz zaman yine bizim yanımıza geliyorlar. Bakıyorlar, etrafı geziniyorlar. Ondan sonra tekrar yanımıza geliyorlar. Yani böyle hareketler güzel. Mesela köpekleri demin gözükmüyordu. Demin yürüyüşümüzde dağa çıktılar böyle. Islık çaldım. Belirli bir tarz ıslık çalma şeyim var. Benim metodum var Aslan'a. Aslan'ın Nale'ye. Onlar direkt anlıyorlar ki ben ıslığı çalıyorum. Ondan sonra gel 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 standart yani. Çağırdığım zaman direkt geldiler. O da benim hoşuma gidiyor. Yani bu da bir eğitim. Yani köpeği çağırdığın zaman gelsin. Yani şimdi böyle bir şey var. Bazı arkadaşlar diyor ki kangal köpeği vazifesini bilir. Tabii ki bilir. Bu normal. Ama şimdi şöyle bir şey var. Her çocuk, yani bu konu hakkında ben daha bir açıklama, bir video yapacağım. Her çocuk dünyaya olağanüstü zekalı gelir. Eğittiğin sürece o zeka daha da büyür. Yani o zeka dünyaya gösterebilir, sergileyebilir. Yani olağanüstü şeyler yaratabilir. Ama yanlış bir eğitimden o olağanüstü zekalı çocuk aptallaşır. Saklı Bu kalır. köpekler de böyle. Bazıları diyor yok kangallar böyle, bunu her şeyi biliyor falan. Kardeşim biliyor ama sen o zekanın üstüne zeka da katabilirsin. Yani bunu anlamalıyız. Yani ben burada malinois beslemiyoruz. Yani böyle dubara tırman falan, narkotik köpeği ol falan. Yok, hayır. Ama çağırdığın zaman gelecek, otur, pati. Yani çocuklar için pati misal güzel. Benim de hoşuma gidiyor yani. Bunlar böyle küçük şeyler. Böyle küçük şeyleri öğrettiğimiz zaman bu köpekleri beslemekte de rahat verir bize. Misal demin dışarıdaydı. Dediğim gibi çağırdım. Geldi, tamam. Ha, tavukları gördüğü zaman dinler mi? Sıkıntı. Dinlemez. Çünkü o zaman köpek, Sağ solu da öğretiyoruz şu an. aynen Yolda yürüdüğümüz zaman aynen sağ dediğimiz zaman sağa gidip, sola gittiğimizde sola gidip. Hani araba geldiğinde anlasın, tamam beklemeliyim, bu tarafa gelmeliyim. Hangi tarafa gideceğini biliyor. biliyor. Bir de elinden de gösteriyorum, araba bekle bekle dur gel.
Yani böyle şeylere köpekler öğretiyoruz ki, çünkü sonuçta sen mi geldin prenses? Bunlar önemli şeyler sonuçta. Duş. Sevgi duşu. Şimdi köpekler geldi. Aslan daha arkada. Böyle şeyler önemli şeyler. Yani dediğim gibi zekanın üstüne daha da çok zeka katalım. Çünkü internette ben okumuştum ki kangal köpekleri 1000 kelimeden, yani yaklaşık 1000 kelime mi, 1000 kelimenin üstünde mi ne kelimeler anlıyorlar. Yani onlarla konuştuğumuzdan bizi anlıyorlar. Çok güzel bir şey. Yani kangal köpeği bazıları diyor yok salak, yok aptal. Yani öyle şeyler de ben internette duydum. Yani bu üzücü bir şey. Çok akıllı köpekler. Bunu ben Alman sayfasında hatta okudum. Hatırlıyor musun? Almanlar yani bunu araştırıyorlar. Yani bu köpekler kadar çok kelime hafızada tutan köpek yoktu nadir, galiba. Nadir. Yoktu galiba. En fazla yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam ya nadir ya da onu ben yine bir bakarız. Bakarım. Bulduktan sonra yine söylemeye çalışırım diğer videolarda. Yani bunlar güzel şeyler. Yani bu köpekler çok akıllı köpekler. Bu aklın üst, yani bu aklı da biz kullanmalıyız. Yani en güzel şekilde. Yok bu köpeği doğasından çıkarıyorsun diye falan filan bir şey yok. Yani çünkü yoksa o zaman çocuklarımızı da bırakalım. Hadi git dışarıda öğren. Yani sen olağanüstü zekalı bir şekilde dünyaya geliyorsun. Değil mi? Yani hatırlıyor musun belgeseli izlemiştik? Ben onun ismini unuttum. Alfabet. Arkadaşlar belgeselin ismi Alfabet. Onu ben bir videomda daha söylemiştim. Evet, Akın Hoca'nın podcastında, diğer YouTube kanalında arkadaşlar. Alfabet denen bir belgesel var. Orada çocukların olağanüstü zekana dünyaya geldiğini gösteriyorlar. Ve çocukları yaklaşık böyle 20 yıl takip ediyorlar. Bu şekilde de insan okul sisteminden, yani düşük seviyede bir eğitim aldığın zaman o olağanüstü zekan düşüyor. Hatta bir Down sendromlu, kromozom 21 kromozomlu bir çocuk, İspanyol bir beyefendiyi gösteriyorlar. O da mesela üniversite mevzunu oldu. Down sendromlu. Çoğu böyle Down sendromlu gördüğü zaman zaten beyni gelişmemiş gibi bırakılıyor. Ama onun ailesi ne yaptı? Hayır dedi. En güzel şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Ve o İspanyol beyefendi işte üniversiteyi bitirdi. Ne güzel değil mi? Yani bu da bunu gösteriyor. Down sendrom demek, Down sendrom hepsi sendromu aynı değil. Hani bir emek vereceksin ki ne yapabiliriz gibisi. En güzel bir şekilde de o belgeselde de gösteriyor bunu. Yani aynen, güzel bir şey. İşte yani dediğim gibi, yani akıllarını kullanalım en güzel şekilde. Yani köpekler çok akıllı. Yani çok iyi dinliyorlar. Yani hissediyorlar. Yani o hislerini, duygularını zaten kangal sevenler iyi bilir. Ama bu hani kangal her şeyi biliyor falanın, tabii eyvallah, kabul ediyoruz ama bunun üstüne bir şey daha katabiliriz ve biz de bu felsefeyi yaşamak istiyoruz. Çünkü ben buna inanıyorum. Bu köpeklere daha da fazlası var. Çünkü çok akıllılar. Benden bir günlük bu kadar arkadaşlar. Sen bir şey daha katmak ister misin? Bizim dilediğimiz zaten bu. Hani bu Türk kangalları, biz de Almanya'da doğduk ve büyüdüğümüz için daha bir büyük bir sevgi var sende mesela. Ben, çünkü aynen. Sen köyden de tanıdığın için de, Erzincan köyünde de gördüğünde, tatilde gittiğinde. Evet. Bu bir Türkiye ile birleştiğin bir his değil mi? Ya aynen, şimdi bunlar hani Türkiye milli köpekler aynı zamanda. Yani ben Erzincanlıyım. Sivas'ta direkt bizim yanımız. Bu köpekler bizim oralarda da var. Haplamasını gördün mü? Şimdi bu köpekleri böyle yanımıza aldığımız zaman, beslediğimiz, baktığımız zaman da insan yani böyle kendini yani özgürlüğe daha yakın hissediyor. Ondan sonra o yani savaşçı ruhuna, erkek enerjisi daha da yükseliyor insanın. Yani savaşçı ruhun. Yani böyle şeyleri bayanların da enerjisi daha yükseliyor. Tabii. Yani insan böyle kendini böyle bir değişik tamam, bir enerjide hissediyor. Böyle güzel enerji dolu köpekleri yanında
beslemek, onlara bakmak. Demin de onu söylemiştim. Yani köpekleri ben böyle izliyorum, beni doyuruyorlar yani. Olağanüstü bir köpek. Kangal köpekleri. Ve bizim için de büyük bir hediye. Çünkü her sabah biz dışarı gidip doğayla bir oluyoruz. Temiz hava alıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. İster istemez kendimizi de daha sağlıklı hissediyoruz. Daha enerji dolu hissediyoruz. Çünkü neden? Her sabah 1,5 saat yoldayız. 2 saat yoldayız. İki saat sürüyor. 2 saat, evet. Şu an biz de bu kahvemizi hemen içelim. Çocuklar, çünkü eve yürüyüşümüz buradan 45 dakika sürüyor arkadaşlar. Bir yarım saatte hep burada duruyoruz yani. Al işte, ne yapacaklar bak. Hazır bizimkisi, görüyor musun? Şu kamerayı son olarak bir de onlara döndüreyim arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Oyunlayışlarınız için ben gösteriyorum. Alanya'dan saygılar, sevgiler. Görüşürüz, bay bay.